Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Moda TV ekranlarındasınız. Daha önce söz vermiştik. Memleket meselesi programımızın ismi. Memleketi ilgilendiren olumsuz, usulsüz her ne varsa dedik. Biz elimizden geldiğince orada olacağız diye söz vermiştik. Evet, bugün konumuz hastaneler ve dolayısıyla Ordu Sağlık Müdürlüğü. Bu konuda da uzman bir isimle bu akşam beraberiz. Evet, iftardan sonra herkes iftarını yaptı. Bu akşam dedi ki memleketi konuşalım, memleketin meselesini konuşalım. Hastaneler zira bizim için çok önemli. Bu nedenden dolayı bu akşam Fas'a Devlet Hastanesi'ni, Ordu Devlet Hastanesi'ni, usulsüzlükleri, yolunda gitmeyenleri, Sağlık Müdürlüğü'nü konuşacağız. Bugün konuğumuz Cihan Erarslan. Üstadım, iyi ki geldiniz. Konuşmak istediğimiz konulardı. Evet. Memleket meselesi çünkü. Evet, bu konuda da uzman isimsiniz. Önce tanıyalım programımızın formatı gereği. Ardından dop dolu konuşacağımız şeyler var. Buyurun. Evet, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Size teşekkür ediyorum. Kapılarınızı, ekranlarınızı bana açtığınız için. Ardına kadar. Davet ettiğiniz için. Ben öncelikle burada mesleğimi zikrettiniz ama öncelikle bulunma sebebim mağdur bir hasta yakını olarak. Evet. Beni sosyal medyadan takip eden dostlarımız bilirler. Rahmetli annemin Fas'a Devlet Hastanesi acil servisinde yaşadığı talihsiz deneyimler üzerine başlattığım bir süreç vardı. Oradan buraya kadar geldik. Evet, bu konu çok önemli aslında. Evet. Konuyu evet program başlamadan özellikle istirham ediyorum. Hı hı. Çünkü her şeyden önce bir hasta yakınısın. Mağdur hasta yakını kimliğimle buradayım aslında. Evet. Bu konu çok daha önemli. Yani evet, sizin mesleğiniz sağlıkta kalite uzmanı. Hı hı. Memleketi konuşacağız, hastaneleri konuşacağız ama hı hı. Mağduriyetten daha olumsuz bir durum yoktur. Bir insan mağdur olmuşsa bir yerde orada bütün haklılıklar ortadan kalkar. Ve burada asıl o konuyu bilmek isteriz. Program öncesi devamında memlekete konuşalım. Buyurun. Mesleğimin arasında buradaki rolü şu. Mağdur bir hasta yakınıyım ama derdimi anlatabilecek bilgiye sahibim. Mesleğimin verdiği avantajla. Meşru yolları kullanabilmeyi biliyorum. Bu deneyimlerinden bahsedeceğim. Hem sorun yaşayan hasta ve hasta yakınlarına belki bir rehber olur. bu konulara değineceğiz. Yani başlıklarımız var. Sizin de bana soracağınız sorular vardır. Evet mutlaka var. Onlara değineceğiz. Evet, mağduriyetini bilmek istiyoruz üstadım. Öncelikle ben şeyden bahsedeyim ilk sorunuzdan. Ben eskiden bankacıydım. 5 yıllık bir bankacılık deneyimden sonra bir kurum değişikliği oldu banka kapanınca. Ve Fas'ta Devlet Hastanesi'nde ben memuriyet yaptım. 4 yıl kadar. İdari bölümünde başladım. Döner sermaye bölümünde çalıştım. Uzunca süre satın alma bölümünde görev yaptım. Ve son olarak da hasta hakları ve kalite yönetim biriminde görev yaptım. Yani hastanenin her damarını memuriyetimde dahi deneyim ettim. Ardından 2007 yılının sonunda aralığında devlet memurundan istifa ettim. Ve özel hastanelere hizmet vermeye başladım. Yönetici olarak ilk etapta ve ardından danışmanlık. Şu anda da sağlıkta kalite üzerine Türkiye'de 36 tane hastaneye hizmet vermekteyim. Çok güzel. Bu konulara vakıfsınız. Her şeyden önce bu konulara... Bu profilimle seyircilerimizle tanıştıktan sonra şunun altını çizmek istiyorum. Bu süreç içerisinde benim biraz ısrarcı olduğum için, bu davada yolumda yürümede biraz ısrarcı olduğum için olayı kişiselleştirdiğimi iddia edenler oldu. Olayın kişiselliği sadece benim rahmetli annemin yaşadığı olaylardır. Bundan daha kişisel bir olay olmaz zaten. Aynen öyle. Yani bir anne var, bir mağduriyet var. Evet. Özellikle mağdur olan senin annense bundan daha kişisel İnsanların bir dava olmaz. Bazı kişilerin çekmeye çalıştığı nokta benim birilerine kafayı taktığımla alakalı iftiralar. Benim annem mağdur olmuş olsa ben kafayı takardım. Nokta. Şimdi yine de şahsi olarak takmadım. Mesela ben Doktor Alper Deliyer'i yönetici olarak çok eleştiririm bu süreç içerisinde.
Ama onunla daha Fas'a gelmeden öncesinden beri tanışıklığımız var. Buyurun. Şimdi isim vereceğiz, isim veriyoruz. Evet. İsim verdiğimiz takdirde ismini zikrettiğimiz kişilerin cevap hakkı da doğuyor. Hı hı. İstedikleri vakit cevap haklarını kullanmak üzere telefon numaramızdan bize ulaşabilir veya sosyal medyadan veya her taraftan bize ulaşabilir ve cevap hakkını istediği süre zarfında kendilerine vereceğimizi evet. buradan hatırlatırız. Keşke diyorum. Kullansalar. Bugüne kadar o haklarını kullanmadılar. Keşke kullansalar da biz de bir bakış açılarını öğrenmiş oluruz. Şimdi annem ileri düzeyde kalp büyümesi hastasıydı. Epilepsisi vardı. GUT vardı. Yani 74 yaşında vefat etti. 1,5 yıl önce. Çok sayıda hastalığı vardı. Yani kalça kırıklığını vesairesini saymıyorum. Ayaklarında basamaz durumdaydı. Ortopediden tedavi alıyorduk. Günlerce uyuyamadığı bir dönem yaşadık son 3 ayında. Zaten bütün sorunlarımız da o 3 ayda oldu. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum sizin aracılığınızla. Bazen paylaşımlarımı yanlış yorumlayanlar olabiliyor. Ben annemin vefatını... Vefatını kimseye suçlamıyorum, yani bağlamıyorum. Onun altını çizmek istiyorum. Evet. Yani annem onlar yüzünden öldü diye bir iddiam yok. Benim iddiam şu, devletin acil servisinden hizmet alamadık 3 defa. Çok uygun dille hakkımı aradığım halde, zaten uygun dille aramanızın çok bir önemi yok onların gözünde. Uygunsuz yolla hakkınızı ararsanız beyaz kod veriyorlar. Uygun dille ararsanız bu sefer beyaz kod vermekle tehdit ediliyorsunuz. Yani bu beyaz kod konusu gerçekten ayrı bir program konusu, onu da söyleyeyim. Çünkü yanlış uygulandığında bunu bir mobbing, bir sopa gibi sağlık personeli veya doktorlar kullandığı takdirde bu sefer karşı tarafta bir mobbing yaratıyor. Doğru. Etkiye tepki olayı doğuruyor. Tabii. Yani siz durup dururken veya bir beyaz kodun arkasına sığınarak hasta ve hasta yakınıyla dilediğiniz gibi konuşamazsınız. Tamam. Şunu belirteyim. Sevgili seyircilerimize, beyaz kod yönetmeliğinde devletin yayınlamış olduğu beyaz kod yönetmeliği der ki, eğer hasta personel tarafından bir mobbinge uğradıysa, bakın tatsız bir olay yaşadınız, siz de meşru çizgiden çıktınız. Ancak orada eğer bir tahrikte bulunulduysa karşı taraf, bunu kameralarla ispatlayabilirsiniz. O konuyu da değineceğiz. Bir mobbinge uğradıysanız devlet bunu beyaz kod kapsamında değerlendirmiyor. İki kişi arasında geçen bir olay olarak değerlendiriyor. Onu belirteyim. Peki, avukatlarınıza da bu konuyu bilgilendirin. Her avukat da bu detayları bilmeyebilir çünkü kurum içi yönetmelik bu. Beyaz kodun kriteri sağlık personelinden mobbing görmemiş olmanız. Peki burada önemli bir konu da çıkıyor aslında. Sağlık personeliyle birebir bireysel olarak bir tartışmamız varsa beyaz kod veremiyor mu? Şöyle. Başlangıcında personel tarafından bir hakarete, bir mobbinge, bir tahrike uğradıysanız o beyaz kodu vermek onların elinde. Her türlü verir tabii de. Tabii canım, yani hiç hukuk karşısında açana kadar beyaz kod geliyor. O şu gerçeği. İşte o durumda onu söylüyorum. Beyaz kod yönetmen, Sağlık Bakanlığı'nın beyaz kod yönetmeliğinden bahsediyorum. Bir yorumdan bahsetmiyorum. Evet, beyaz kod kapsamına girmez bu. Der ki kurum avukatı da personeli temsil edemezler yönetmelik. Bu personelin sorunudur diyor yani. Tabii bu personelin sorunudur. Sen kişiyi, o da bir insan diyor. Hem de bir hasta ve bir hasta yakını diyor. Sen ona eğer küstahça davrandıysan, sen ona tahrik eden bir hakarette veya söylemde veya mimikte bulunduysan, tahrikte bulunduysan, bu kişi de insan olarak hataya düşüp sana karşı bir yanlışa düşebilir. Bunun da hukukta bir karşılığı vardır tabii ki. Evet. Benim söylediğim şey, anlıyorum. Sağlık personeline tepkiyi meşrulaştırmıyor. Sadece hukuktaki zemini farklı bir yere kayıyor diyorum. Beyaz kod değildir o. Doğru. Evet. O iki kişi arasında geçen bir hukukun karar vereceği bir husustur. Annem
Çok detaya girmek istemiyorum aslında. Çünkü şu an tahmin ediyorum bizi seyreden kitlenin %80'i bunu defalarca dinledi benden. Hızlıca üstünden geçmek evet, istiyorum. Buyurun. Uygun görürseniz. Tabii ki buyurun. Annemle ilgili şikayetlerim acil servisten hizmet alamamaktı. Hizmetten kastım şu, 24 saat içerisinde aynı tanıyla başvurduğumuzda, ambulansla götürüldüğümüzde gece 2'de, bir gün önceki protokolün aynısını yapıp hastayı iyileştirmeden taburcu edemezsin. Bu bir prosedürdür, bir algoritmadır. Uyman gereken hususlar vardır. Ben bunu doktor hanıma bilgilendirdiğimde kendisi icapçı uzmanı davet etmesini rica ettim. Çünkü aynı işlemi yaptı bir gün öncesindeki doktorla. Ve annemin rahatsızlığı devam etti bizim hastaneden ayrılır ayrılmaz. Kendisi bana şunu söyledi. Kafama göre ben icapçı çağıramam. Yani bunu ben iki defa duydum. Farklı doktordan da duydum. Kafamıza göre çağıramayız. Kafanıza göre değil dedim. Yani gereksinimlerini ona hem hastasını tanıyan hem de süreçlere hakim bir kişi olarak deklare ediyorum. Tabii süreçleri bir hasta yakından öğrenmek hoşlarına gitmediği için benim annenizle işim bitti, taburcu ediyorum. Yatırmak istiyorsanız özel hastaneye götürün şeklinde kelimesi kelimesine eksiksiz ve fazlasız naklediyorum. Söyleminde bulundu. Ben ardından tıbbi sekreterden epikriz raporu istedim. Çünkü isteğim annemi de almayacağımı söyledim. Çünkü annemin hastaneden çıktığı andaki durumunu şu an videosunu yayınlamaya cüret edebilsem seyirciler ve siz ekran başında ağlayarak seyredersiniz annemin durumunu. Hiç ajitasyon yapmıyorum. Yayından sonra size izletirim. Annem o durumda. Annemin bu şekilde uygunsuz bir şekilde taburcu etmeye kalkınca bir de özel hastaneye götürün yatırmak istiyorsunuz deyince ben yatırmak istiyorum diye talepte bulunmadım. Uzman hekimin değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini talep ettim kendisine. Epikriz aldığımda ise epikrizde bilgi eksikliği vardı. Bunun düzeltilmesini istedim sekreterden. Sekreter benimle polemiğe girince doktorun söylediği söz şuydu. Abla, hani sekreter ondan büyük sanırım. Hı-hı. Abla çok lafı uzatırsa beyaz kod var. Allah bakın, Allah. Bu kadar kolay mıdır? Bu kadar kolay. Ya. Ve ben takip eden gün hastane müdürünü, eski mesai arkadaşım olan hastane müdürünü ziyaret edip durum hakkında şikayetçi olduktan sonra dedim ki, pardon, il müdürlüğüne de şikayette bulundum. İnanır mısınız 2 ay boyunca bir soruşturmayla karşılaşmadım. Hiçbir muhakkik tarafından davet edilmedim. Müdüre gittim ve dedim ki Mustafa, bu kamera kayıtları 70 günde siliniyor. 70 gün saklama süresi var. Kamera kayıtları silmek üzere. Çünkü ben kendisine teyit ettim. Telefonumda da mesajında da var. Kamera kayıtları sarı alanda ses de alıyor. Ya benim Allah'tan başka oradaki tek şahidim kameralar. Evet. Şimdi böyle bir şey var. Sağlık personeli bize bir kalemde sahte beyaz kodlarıyla da bir kalemde bizi adli mercileriyle muhatap edebiliyor. Ancak biz hakkımızı ararken ne kamera kayıtlarına süresinde bakılıyor ne de kaymakamlık ve valilikten soruşturma oluru alabiliyoruz. Savcılığa yaptığımız başvurularda artık el alışkanlığı bir rutine binmiş. Reddediyor. Savcılık reddi de reddediyor. İtiraz ediyor redde. Soruşturma izni istiyor savcılık ısrarla. Ona da red veriyor. En sonunda şu an Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti benim soruşturma iznim. Yani bu kadar çaba sarf etmek zorundayız. Peki bu üstadım şöyle zaman zaman hani konuyu bölmemek adına. Şimdi bu sadece Fatsa Devlet Hastanesi'nde mi böyle yoksa sağlık kurumlarımızda genelde böyle tutumlar var mı? Yani mesela sağlık personeli kafasına göre beyaz kod vermek ya da hani oradaki kurumun kendisini farklı bir yerde konumlandırmış olması vesaire vesaire. Hani hastaneler bizim için çok önemli. Hı-hı. Yani gerçekten başımız ağrısa başvurduğumuz bir kurumumuz, değerli bir kurumumuz. Ama bu tür hikayeleri duyunca da, bu tür iddiaları duyunca da üzülüyoruz. Çünkü niye kendi kurumumuz burası da mı diyoruz? Yani artık hastaneler de bu şekilde oluyorsa artık diyoruz ki gelinen son nokta. Yani sadece Fatsa Devlet Hastanesi mi böyledir? Yoksa kurumlar, hastane kurumları genelde bu modda mı? Hı-hı. Nasıl görüyorsunuz? Çünkü hastaneleri geziyorsunuz, hastanelere danışmanlık yapıyorsunuz falan. Hı-hı. İzninizle az önceki konuya
konuşma ilerleyince geri dönmemek adına orayı bir bağlayayım. Evet. Ardından bu sorunuzu memnuniyetle cevaplayacağım güzel bir şekilde. Ve ben dışarıya çıktım. Başhekim Alper Bey'i gece 2:30'da telefonla aramak için. Uyandıramadım. Normal. Ben de uyanmayabilirdim. Ardından Fas'ta bir yöneticiyi aradım. Kendisiyle telefonla konuşurken güvenlik görevlisi dışarı çıktı ve bana dedi ki Cihan Bey annenizi çıkarttılar dedi. Nereye çıkarttılar diye koştum içeriye ve baktım annemin sarı alanda yatağının bulunduğu bölüm boş. Yatak da yok, annem de yok. Bakın 3 aylık yaşadığım problemler içerisinde bir defa ama sadece bir defa bırakın kaba konuşmayı bir ilk defa sesimi yükselttim. Söylediğim söz de 2 kelimeydi. Annem nerede? Doğal. Annem nerede diye bağırmam dışında orada hiçbir agresif hareketim, sesimi yükseltmem, kaba konuşmam, hiçbir şeyim olmamıştır. Fakat Doktor Alper Bey benim ikinci yaşadığım olayı sadece hemşire ve doktoru sosyal medyada eleştirdim diye hiç kurumsal bir eleştirim de yoktu ki. Olabilirdi de yani. Olabilir. Bu bir yönetim yani, zafiyetidir, bir boşluktur. Yasal olarak da. Tabii sonra anlıyorum adamın yönetemediğini hastaneyi. Sonrasında fark öğreniyorum bunu. Belki de arkadaşım olduğu için sevdiğim için konduramıyordum ilk etapta. Gidip benim daha şikayetim bile yok. Facebook eleştirim var sadece. Gidip Fas'ta siyasileri kandırarak, aldatarak yalan konuşuyor. Diyor ki Cihan acil serviste huzur bozucu hareketlerde bulunuyor. Ondan sonra zaten Alper Bey buradaki korumacı ve iftira atıcı tavrıyla yaşanan sorunların muhatabı haline geldi. Yani şey açıkça konuşuyorum. Kızgınlıkla değil. Benim için hatayı yapanla hatayı savunan ve örten aynı kefededir. Öyledir zaten. Doğru. Sen öyle davrandığın için ona cüret edebiliyor doktorlar. Evet. Gelelim. Bu arada annemi nerede buldum? Gündüzleri kullanılan, akşamları geceleri kullanılmayan müşahede odası. Lambalarının %75'i kapalı, loş bir ortamda sağlık personeli gözlemi olmayan yere annem yatayla atılmış. Atılmış diyorum çünkü sahipsiz bırakılmış oraya. Bilinci yerinde değil annemin. 3 günlük uyuyamayan, 3 gündür siz 24 saat uyumayın sayıklamaya başlarsınız. Tabii ki. Annem artık 3 günlük uykusuzlukla onun verdiği bitap ve halüsinasyon görme gibi yani bilinci yerinde değildi annemin. Bu söylediklerimi cep telefonumla da kaydettim. Annemin ne halde, nereye atıldığı da hepsi kayıtlı video ve fotoğraflarıyla. Bunlarla ilgili hiçbir düzgün soruşturma yürütülmedi. Çünkü kamera kayıtlarının incelenip, bana söylenen sözlerin duyulup, annemin oradan çıkıp oraya atılmasına bana sistem üzerinden adresime yapılan incelemede uygunsuz bir işlemle karşılaşılmamıştır deme cüretini gösteremezler. Bu anlattıklarımı hala bugün ispatlayabilirim. Hala bugün ispatlayabiliyorum. Tabii soruşturmayı yürüten bir başka ilçenin başhekimi gidiyor. Alper'le çayını içerken ifadeleri dolduruyor. Benim tekrar görüşmeye bile başvurmuyor. Ben gözüme bakarak benden ifade almaya bile tenezzül etmiyorlar. Kendi kendilerine oynuyorlar. Bu süreçten sonra Ahmet Bey ben bütün işte CİMER'den yaptığım, İl Müdürlüğü'ne yaptığım, Fas'ta Devlet Hastanesi'ne yaptığım şikayetlerin hepsi kapatılınca bu arada CİMER'e itham etmiyorum çünkü CİMER'den gelen yine bu kişilere düşüyor. Tabii ki. Evet. İtham ettiğim kişinin verdiği cevabı bana cevap diye yolluyorlar. Ya siz bir soruşturma yaptınız mı? Alper'in cevabını istemiyorum ki ben. Onu biliyorum zaten. Evet. Ve ben ondan sonra Fas'a Devlet Hastanesi'ni ve onların bu kabahatlerini örten Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün diğer konulardaki uygunsuzluklarının usulsüzlüklerini araştırmaya başladım. Çünkü ben kendi sürecimde başarısız oldum. Ama bir sonraki sorunuzu bir cevaplayayım. Hastanelerimizde durum hep böyle mi dediniz ya? Değil. Güzel. Bu en azından değil olması sevindirici bir haber. Evet.
Tabii ki şu an ülke çapında ortak olan sorunlar vardır. Ancak bizim 20 yıldır dünyada parmakla gösterilen sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında çok ciddi bir yol kat ettik sağlık sisteminde. Şu an aynı şeyden yani aynı şeyi savunuyor olamayız herhalde şu anki gelinen noktada. Yani ben zaten geçen hafta yaptığım basın açıklamasında şöyle bir cümle kullandım. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta dönüşüm projesinin nimetlerini biz Fas'ta Devlet Hastanesi'nde de görmek istiyoruz artık dedim. Yani şöyle ki an itibariyle ben genel olarak söylüyorum. Hı-hı. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta dönüşüm projesi dediniz ya. Yani şu an bahsettiğiniz 20 yılın biz ne yazık ki sabote ediyorlar. Yani sabote edilmenin emeği dışında şu an sağlıkta Türkiye'nin iyi bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Yani ya da sağlık konusunda sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Şimdi hatta şöyle bir buyurun. Mesajımız var. Zaman zaman izleyicilerimize mesaj geliyor. İrfan Çavuşoğlu haber müdürümüz iyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. İlker Çorbacı üstadım da hatta ben bu da sadece onlardan birisi eklemiş. Demiş ki selam iyi yayınlar değerli konuğunuza hoş geldiniz diyorum. Değerli hocama bir soru sormak istiyorum. Suriyelilerin sıra beklememesi doğru mu? Bizden öncelikleri mi var diye merak ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Bunun yanında yani mesela geçen hafta kendi gözümle şahit oldum. Ordu Devlet Hastanesi acil servisinde bir arkadaşımızın işte muayenesi için gittik. Orada yabancı bir arkadaşımız işte fiş almak istiyor. Mülteci olarak karşıladılar. İşte şey yaptılar. İşte normal ücretini verdi. Doğrusu olanı yaptı. İşte sıraya girdi falan. Bir Suriye arkadaşımız geldi. Hiçbir şekilde kaba tabirle konuşuyor. Daha böyle şey versene diyor, sıra fişi versene diyor falan bakıyorum. Fişini aldı, ödeme yapmadı. Ne güzel. Yani devletimiz böyle uygun görmüşse amen. Ama bana bu sistemin hiç kimse, yani sağlıkta başarılı bir yere geldiğimiz olduğunu savunamaz. Yani en azından ben inanmam. Çünkü gözümle gördüğüm durum. Yani ya da mesela randevu almak istiyoruz. 50 sefer arıyoruz randevu alacağımız o numarayı. Hı-hı. Ulaşamıyoruz. 2 ay sonra randevu alıyoruz. 2 ay sonra gittiğimizde doktorun ya istifa ettiğini ya Covid'den dolayı olmadığını tekrar randevu almamız gerektiğini 6 ay sonra. Kendi çocuğum için söylüyorum. Cildiye'den randevu alamadık. Alamıyoruz. Yani Hı-hı. ne yaptık? Özel hastaneye yönlendirdik. İşte kendim için alamıyoruz. Özel hastaneye yönlendirildik. Özel hastaneye alıyoruz. Yani diyeceğim şu an ben düşünmüyorum. Tabii ki herkesin düşüncesine saygım var. Yani bu şahsi fikrim. Ben şu an sağlıkta hiçbir yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Yani sizi tabii ki her söylediğinizi saygıyla karşılamak durumundayım. Eyvallah, yani konuğumuzsunuz her şeyden önce. Ama dediğim gibi belki 10 yıl önce iyi bir yerdeydik sağlıkta ama şöyle, bugün sağlıkta kim ne der? Sağlık Bakanı gelse bile bu konuda ben ikna olmam yani. Buyurun. Eyvallah. Ben cevap olarak vereceğim size ikna etme çabasında olmadan. Ben hala az önceki sözümün savunucusuyum. Öncelikle Suriyelilere sunulan sağlık hizmetinin prosedürleriyle ilgili hem gündemimiz olmadığını düşünüyorum. Tabii tabii. Hem de yani hem ben de, Sağlık Bakanlığı'nın bakın, hem de orada eğer bir sorun varsa, bir eleştirisel bir konu varsa bu sağlık sistemimize halel getirmez. Onu demek istiyorum. Sağlık sisteminin gözde olması altını dolduran kriterler farklı. Öncelikle çok güvenli bir sağlık uygulamaları, prosedürlerimiz var. İşleyişleri var. Benim kriterim şu olmalı üstadım. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Ben hastanede muayene olabiliyor muyum, olamıyor muyum? Ona oraya gelelim. Oraya gelelim. Kötüdür, ha. Olabiliyorsam iyidir. Kesinlikle, genel anlamda katılıyorum. Da söylüyorum. Vatandaş olarak da söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum. İşte orada yöneticilerin becerisi giriyor. Şimdi beceriksiz yöneticiyi işte oraya liyakatsız yönetici almak da yine demek ki bakanlığı ilgilendiriyor. Yani tabii şimdi en sonunda ben işte bir buçuk yıldır bir mücadele veriyorum meşru zeminlerde. Evet. Hiç zerre kadar bir yalan bilgiye dayanmadan bu konuda hala yol kat edememişsem tabii ki beni de sistem edeceğim hususlar var. Evet.
Ama ben olaya daha makro bakmaya çalışıyorum. İşte bunları biraz daha mikro düzeyde. Ha, Samsun'da farklı bir mikro sorun vardır, öbür tarafta farklı vardır ama gerçekten sizi temin ederim, bu yönetici zafiyetiyle alakalıdır. Örnek veriyorum, Fas'ta Devlet Hastanesi yakın geçmişte doktorların tayinini almak için sıraya girdiği, abartmış olmayayım, doğru, sıraya girdiği yani bir kentti. Biliyorum. Çünkü kent olarak çok güzel, gelişmiş ve taşra kenti. Bakın, gelişmiş taşra kenti her zaman huzur vericidir. Evet, yeni bir hastane. Hastane yeni. Yeni olmadığı dönemde de böyleydi. Hasta potansiyeli çok yüksektir. Hı. Yani 400 bine yakın bir hinterland'a hitap etmektedir. Evet, tabii. İlçelerin Perşembe'den, konumunda. Ünye'den. Şimdi bakıyoruz son döneme. Fas'tan Ünye Devlet Hastanesi'ne gidiyor insanlar. İşte doktorlar bir greve giriyor. Tabii ki kendilerince haklı nedenleri vardır. En meşru haklarını kullanıyorlardır. Ancak randevularını 3 hafta öncesinden almış olan hastalara önden bilgilendirme yapılmıyor. Bakın, Korga'nın köyünden, komşusundan belki borç para alarak geliyor Fas'a, randevum var diye. Ne zaman almış o randevuyu? 3 hafta önce. 3 hafta sonrasında randevu alabilmiş. Bu insanı senin oraya ya ajitasyon gibi olmasın, onlarca, tamam, insan vardı o gün. Sadece o gün onlarca insan vardı borç para alarak köyünden kasabasına, kasabasından Fas'a dolmuşla gelip de yemek ihtiyaçlarını karşılayacak şeyi cebine koyup oraya gelmiş. Yaşlı insanları da mağdur ettiler. Hastane müdürünü arıyorum ben. Diyorum ki neden bilgilendirmediniz? Bana deniyor ki yöneticilerinden bir tanesi, hadi tam nokta söylemeyeyim, ya işte bunu bize bakanlık duyurma dedi. İhtimal vermiyorum buna. Yalan konuştuğunu düşünüyorum. Bir de topu yukarıya İnşallah atıyor. Yalan konuşmuştur. Yani çünkü yani bakanlığın, ben grev olduğunda insanlara önden bilgi vermeyin diye bir talimat vereceğini düşünmüyorum. Yani o zaman bana o hastane yönetimi getirecek, diyecek. Bak al bakanlığın, evet, yazısı diyecek. Tabii, bakanlık bakanlık telefonla emir vermez. Emir vermez. Devletin dili, aynen, yazıdır. Evet. Ha, sağlık il müdürü arayıp da kimseye bilgi vermeyin diyebilir. Dediyse bilemem. Evet. Ama bu açıklamaya muhtaç bir konudur. Yani bakın, orada bir mağduriyetler oluştu. Doktorlar Fas'ı terk ediyor. Ya yönetimden şikayetçiler, ya çalışma koşullarından. Orada da aynı durum söz konusu. Üstad, onu ifade etmeye çalışıyorum. Yo, yani ben XYZ hastanesini muaf tutarak konuşmuyorum. Evet. Ama sistem farklı bir şeydir. Bakın, sistemimiz çok iyi. Gerçekten dünyada parmakla gösterecek bir sistem. Keşke bunları taşıyabilecek yöneticiler olsa. Ben hasta şikayetlerinde, işler iyi gitmediği zaman, sokağa çıktığında, sokağımızda gezen, esnafla hemhal olan, bir sorun olduğu zaman benim memleketimdeki insanın yüzüne baktığında yüzü kızaracak bir başhekim istiyorum. Evet. Ben burada emekli olduğum zaman rahatlıkla bu insanların arasında çay ocağında çayımı içebileceğim diyen birisi başhekim olmalı. Evet. Sözleşmesi bittiğinde tası tarağı toplayıp buradan gidecek bir başhekimin, bir il müdürünün bize ne kadar katkısı olur görüyoruz. Evet. Şimdi farklı. Bu arada ben bu yolculuğumda yürürken değişik olaylarla da buluştum. Yani değişik diğer mağdurlarla da buluştum. Bana da birçok mağdur insanlar ulaşıyor. Örneğin Fas'ta Devlet Hastanesi'ne diş ağrısından dolayı giden bir hasta, 35 yaşındaki bir genç, işte iğne vuruluyor kabiliyetinden, iğne vuruluyor. Ve iğne vurduktan sonra sağ bacağında his kaybı oluşuyor. Ve bu kişi 6 hafta boyunca fizik tedavi gördüğü halde normale dönmüyor. Şimdi Samsun'a gidip geliyor. Bu sefer hukuki süreç başlatmaya kalkıyor. Savcı da işte izin vermiyorlar soruşturma için. İnceleme yapılmış. Geçen de tahkikat tamamlanmış. Uygunsuz bir şeye rastlanmamış. İyi, bu adamın bacağı sanırım şey geldi. Normal geldi. Sağlam geldi. Sağlam geldi, evet. Ve bu adam 4 aydır da iş kaybı var. Kendisi usta. Ve
Mesela 11 Mart 2021 tarihinde Yalıköy'deki bir trafik kazası Fas'ta Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Orada ciddi bir zaman kaybı yaşandıktan sonra, 45 dakika veya 1 saatlik zaman kaybından sonra orduya sevk ediliyor. Oysa orada göğüs doktorunun yapması gereken şey, benim yaptığım araştırmalara göre, göğsünden kan boşaltması gerekiyor. Ve hasta iç kanamadan bir gün sonra 12 Mart'ta vefat ediyor. Yani benim rahmetli babam da 93 yılında çarşambada trafik kazasında bir saat boyunca Çarşamba Devlet Hastanesi'nde bekletildikten sonra tıpa sevk edilirken yolda vefat etti. Siz bu kararları, bu rahatlığı yaparken arkanızda nasıl bir hikayeleri oluşturduğunuzun farkında mısınız? Ben bunun peşine düşüyorum. Ama burada yol kat edemiyoruz Ahmet Bey. Dolayısıyla ben de yol kat edebileceğim diğer resmi, idari, yönetimsel, önce uygunsuzluklarla başladım. Ondan sonra suç teşkil edecek hususları ele almaya başladım. Şöyle, burada yine araya girmek istiyorum. Konumuz aynı. Aslında derdimiz de aynı. Derdimiz aynı olduğundan dolayı biz burada bir şekilde yollarımız kesişti ve aynı sürdürüyoruz. Memleket meselesi. Memleket meselesi evet. Çünkü. Şimdi daha önce ki çok uzun bir zaman olmadı. Yine Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bir program yaptım. Program yapma gereği de şundan. Şikayetler oluşmaya başladı. Hı hı. Sesler yükselmeye çok başladı. Var. Kulak verdik. Baktık usulsüzlük. Usulsüzlük konuyu yumuşatma kelimesi aslında. Bir tek ileri gideyim. Yolsuzluk, haksızlık, talan bilmem ne araştırdık. Hani gerçekten insanlar bu konuda ne kadar doğru abartı mı var? Yoksa hani Sağlık Müdürlüğü gerçekten masum da biz mi haksızlık yapıyoruz diye araştırdım. Haksızlık yapmıyormuşuz. Evet. Hatta yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Hatta şununla mesela Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki usulsüzlüklerle karşılaştık. Ordu Devlet Hastanesi'nde karşılaştık. Orada doktorlara yapılan zulümle karşılaştık. Hastane yönetiminin, Ordu Devlet Hastanesi yönetiminin doktorlara zulümdür bu. Yani zulümle karşılaştık. Doktorların bir an önce hastaneden kurtulmak için işte özel hastanelere veya istifa etmek suretiyle işte özel muayenehane açıyorlar. Bakın yönetimsel zafiyet olduğu zaman yönetilemeyen bir yerde doktor çalışmak istemez. İstemiyor. Çünkü evet. Malzemede sorun yaşıyor, sağlık personeli sorun yaşıyor. Evet. Sağlık personelinde burada eleştirisel yaklaşmıyorum. Yönetilemeyen bir sağlık personeli de kendi başına kalıyor. Doğru. Kendi başına kalan personel yönetilemeyen, eğitilemeyen, kurulamaz. Geliştirilemeyen personel başının çaresine bakmak zorunda kalırken bu sefer doktora da asiste edemiyor. Doğru. Bakın zincirleme bunlar. Sonrasında bunlarla ben bunlarla uğraşamam diyen doktor da ya devlet memurluğundan istifa ediyor, özel hastaneye geçiyor ya da tayinini buradan aldırıp gidiyor. Çünkü bunlar azaldığı zaman da döner sermayesine yansıyor kalanlara. Geride kalanların bu sefer hasta sirkülasyonu, şikayetler vesaire artınca bu sefer döner sermaye dağıtımına yansıyor. Bunlara yansıyınca da kalan doktorlar mutsuz oluyor. Bakın ben geçen de yaptığım basın açıklamamda şöyle bir slogan kullandım. Sağlıklı hizmet mutlu çalışanla olur, mutlu çalışan hastalara şifa bulur. Evet. Öncelikle siz personelinizi bir mutlu yapın. Şu an personel mutsuz. Mutsuz. Net söylüyorum, görüşmelerimden ve bana tanımadığım insanlardan bile gelen selam ve destek dualarıyla rahat konuşuyorum. %80'i, Fas'ta Devlet Hastanesi'nin %80'i şu anda benim mücadelemde başarılı olmamı bekliyor. Hepsini buradan saygıyla selamlıyorum. Hastane personeli. Tabii. Yani husumetin olmasına rağmen hastaneyle. Benim personelde bir husumetim yok ki. İşte bu da güzel biliyor musunuz? Hani çok yürekten samimi söylüyorum. Hepsini de çok seviyorum. Benim Alper'le ve Mustafa'yla ve Neşe'yle de bir kişisel hiçbir sorunum yok. Hepsi doğru. Benim. Atıyorum bir yıl öncesinde arkadaşımdı. Her şeyden önce devletin memuru. Ayrı mesele yani kişisel olarak da bir husumetim yok. Olmaz da zaten. Mümkün değil. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Alper Deliyer de çok iyi de bir arkadaştır. Hani
kötü bir yönetici ama iyi bir insan. Bana her ne kadar bir gaflete düşerek benim için bir yerde yalan konuşmuş olsa da bir iki yerde oturulacak adam yani yemek yenecek adam. Kötü insan diyemeyiz. Kesinlikle. Ama diyemeyiz kötü bir demem yani. Diyemiyoruz diyorsun. Evet. Hani tanısanız da çok seversiniz. Çok samimi söylüyorum. Ama bizim konumuz bu değil. Benim anneme yapılan muamelede ben onun iyi insanlığına prim veremem. Doğru. Şimdi bu hikayede yürürken Ordu İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturmaları hakkaniyetli yürütmediği için bu sefer Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygunsuzluklarına, diğer işlerdeki uygunsuzluklarını araştırmaya başladım. Ve bulduğum, delillendirebildiğim hususları da Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'na sevk ettim. Bizimle paylaşabilir misin? Bilmek isteriz. İzleyicilerimiz de bilmek ister. Yani çünkü şahsım da mesleki olarak bir usulsüzlük varsa biz de araştırdık, biz de soruşturmaya çalıştık. En azından bizim de elimizde veriler var. Yani sizden de bu verileri kayıt altına almak isteriz işin doğrusu. Tabii. Çünkü kurum bizim kurumumuz. Eğer doğru yönetilmiyorsa doğru yönetenlerin o kurumda olmasını, o makamda olmasını cani gönülden elbette istemek de bizim hakkımız. Mesela başlangıçta Ordu İl Sağlık Müdürü'nün makam aracını hafta sonlarında çok olmak üzere bazen hafta içi de ama genellikle hafta sonlarında kesinsiz bir şekilde görev yaptığı süre boyunca 3 yıldır burada Samsun'da ikamet ediyor kendileri. Evet. Hafta içleri Ordu'da misafirhanede kalıyor çoğunlukla. Ama her hafta sonu makam aracını hatırına alarak o Samsun'daki ikametgahına makam aracıyla gidiyor. Şimdi bunun yakıt gideri, aracın amortismanı bir kere iade şartnamesine aykırı bu. Ve aracın ve onun da bazı yardımcılarının, başkanlarının araçlarında da, onlara tahsis edilen araçlarda da şey yok. Araç takip cihazı yok. Şu an takılmıştır muhtemelen. Çünkü soruşturmada bu konusu olduğunca giderilmiştir. Yoktu. Bu bir kere ihale şartnamesine aykırı. İhale şartnamesi, yani bakın ben mesleksiz konuşmuyorum. İhale şartnamesinin burada teknik şartnamesi elimde. Evet. Burada araç takip cihazlarının hepsine, bütün cihazlarda takılı olması gerektiği, arızalandığı takdirde 24 saat içerisinde yenisinin takılması gerektiği var. Arıza dahi yapsa 24 saatte yenisini. Tabii 24 saat içerisinde yenisini takmak zorunda yüklenici firma. Ama bunlar da hiç yok. Yani serbest kullanım. Yazık. Yani ondan sonra kuruma ait birçok araç mesai dışında, tatil günlerinde çok serbest kullanımla personel tarafından suistimal edilebiliyordu. Ben bunlarla ilgili detaylı bilgileri ilgili yetkili mercilerle paylaştım. Hani hiç kimse bana diyemez ki bunların niçin ilgileri bildirmiyorsun? Bildiriyorum. Gereken soruşturmalar da yürütülüyor. Şu anda sonucunu bekliyoruz. Bir soruşturma var mı şu an? Hani bu bahsettiğimiz iddialarla ilgili? 3 hafta boyunca müfettiş kaldı tabii. Ha. Yani soruşturma yürütüldü. Şu an kararın değerlendirmesini bekliyoruz. Peki müfettişin soruşturduğu konular arasında evet araçların usulsüz kullanımı var. Bunun haricinde müfettişin ilgilendiği konular nelerdir vakıf olduğunuz kadarıyla? Ya müfettiş kendine ilgilenmiyor zaten. Benim iddialarım üzerine ilgileniyor. Neydi iddialarınız orada? Mesela filyasyon döneminde kiralanan araçlar. Şimdi 1-1,5 yıl kadar bir filyasyon süreci oldu biliyorsunuz. Hı hı. 2021 yılının Aralık ayında yani yeni yıla girerken son buldu bu ihale şartları, evet. Şartnamesi. İl Müdürlüğü'nün 2-3 yıl içerisinde yaptığı 3 tane araç ihalesi var. Bu araç ihaleleri, yani 3 tane şartname şu an elimde benim. İhalesinde K1, D2 ve A1 yetki belgeleri istenmiş. Bunlar ne anlama geliyor? K1 şehir arası kamyon yük taşımacılığı. Evet, yük taşımacılığı. D2 şehir arası yolcu taşımacılığı. Tarifesiz yolcu taşımacılığı. Evet. Yani turlar, daha çok tabii, turlar için bu. Doğru.
A1 de rent-a-car işletmeciliği ile alakalı. Şimdi bir kere D2 yazmışlar ya yetki belgesini şartnameye. Ben şimdi araştırdım, bunun D4 olması lazım. Bir kere bu 3 yetki belgesi belki A1 biraz olabilir. İşte A1 yetki belgesi yurt içi tarifesiz yolcu taşımacılığı. İşte il içerisinde diyelim. Biraz A1 kurtarabilir ama D2 değil. Yani D4 olmalı. D4 diyor ki not almışım. İl içi ve 100 kilometreye kadar şehirler arası. Yani Samsun'a, Giresun'a vesaire araçla gidebilir. Şunu da altını çizelim. 237 sayılı taşıt kanununa göre zaten il müdürünün makam aracı olamaz. Makam aracı olabilecek bürokratlar arasında değil o. Yani şöyle mi anladım? Sağlık il müdürünün makam aracı yok, hakkı yok. Allah Allah. Tabii. 237 sayılı taşıt kanununda Cumhurbaşkanlığı'nın tanımladığı, bir de geçen sene Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan bir genelge var. Orada da daha bir tasarrufa girildi. Makam araçlarıyla ilgili bir genelge yayınlandı. Yani sağlık il müdürünün yasalara göre makam aracının hakkı yok. Makam aracı hakkı tabii, yok. Tabii. Yani bir şoförle beraber evinden alınıp getirilip götürülmesi vesaire böyle bir makam aracı yok. Hizmete esas araç var. İl müdürü de bir personeldir sonuçta. İlçelere ziyaretlere giderken evet ücretli veya kadrolu şoför eşliğinde o araçla, hizmete esas araçla resmi ziyaretlerini yapabilir. Sıkıntı yok. Ama makam aracı dediğimiz şey bambaşka bir şey. Ona tahsis edilmiş. Hayır. Bir araç hizmete yok. Hizmete esas araçtır bu. Ama bu ilgili yetkililere de bildirmiş olduğum bu araç tamamen makam aracı olarak kullanılıyor. Lükslüğü standartı da yine bakanlığın kanunla yayınlamış olduğu, bakın kanunla yayınlanan hizmete esas araç standartlarının da üstünde. Onu söyleyeyim. Lüks araç kullanılıyor yani. Peki ben eğer bu konularda yanlış bilgi veriyorsam, yanlış bilgi veriyorsam, yalan ifade veriyorsam, siz niçin bu şikayetlerim süreci içerisinde bütün ilçelere genelge yayınladınız, il içi genelge yayınladınız ve daha 2 hafta önce bile kontrol için ilçeleri gezdiniz, İl Sağlık Müdürlüğü'nden gönderdiniz görevli aracıyla, mesai bitiminde bütün araçlar garaja çekilecek diye. Peki demek niçin ki siz 3 aydır veya 2 aydır evinize Samsun'a kendi arabanızla gidiyorsunuz? 2 aydır sizin şikayet tabii, konusu olduğu tabii tarihten itibaren artık kendi aracıyla, özel aracıyla gidiyor. Tabii, kendi aracıyla. Makam aracıyla gitmiyor. Yani evet, ya da devletin tahsis ettiği araçla gitmiyor. İşte bazen işte Ünye'ye kadar kendini bıraktırıyor. Samsun'dan, Ordu'dan. Ünye'de diğer Samsun'a giden ama mesai arkadaşları da gidiyor. Araç değişikliği şöyle gidiyor. Şöyle söyleyeyim Cem Bey. Siz aslında kamu yararına öyle güzel işler kesinlikle yapmışsınız ki. Kesinlikle. Yani şöyle ifade edeyim. Araç an itibariyle Samsun'a gidiş geliş en az 500 lira yakıyor. En az. Şimdi gidiş geliş 1000 lira yakacak. Yani çünkü sabah gitti diyelim. Akşam gelecek 1000 lira yakacak. Hafta sonu için söylüyorum 1000 lira yakıyor. Hafta içi de Samsun'a gitmiş olsa, yani Samsun'a kendi evine gitmiş olsa evet, gidiş geliş yine 1000 lira yakacak. Yani bu aslında siz kamuyu bir şekilde zarardan kurtarmış oluyorsunuz. Yani sadece küçük bir araştırmayla bile, sadece sağlık il müdürü kamunun aracıyla, makam aracıları kullanıp bununla şehir dışına gidiyor iddianız bile devleti, bakın küçük gibi görünüyor ama bu toplandığında ortaya büyük bir zarar çıkıyor. Yani tabii, sadece o bile olsa bakın, Ahmet büyük Bey, yakıtı cebinden koysa da yapamaz. Yapamaz evet. O aracın bir kiralama bedeli var. Onu da mı ödeyeceksin? Çünkü o araç şahsi aracı değil. Değil. Önce. Yani şahsi değil. Makam aracı bile değil. Değil. Makam aracı bile evet, değil. En fazla bir görevlendirme yazısıyla mevzuata uygun şekilde işte Ankara'da resmi olarak davet edilirsin. Gidersin, hı-hı, gitmen gerekir. Görüşmelerin vardır bakanlıkta vesaire. Resmi bir yazıyla davet edilirsin. Resmi bir yazıyla olur evet, da gidebilirsin. Ondan sonra araç sorunlarından bir tanesinin
işte kızının düğünü Rize'ye filyasyon için kiralanmış bir minibüsü alıp gitmesi. Bu da çok büyük bir. Tabii. Yani ben hepsinin arkasındayım. İçin tabii. Kiralanmış minibüsü kızının düğününe gidiyor. Tabii Rize'ye. O düğünün davetiyesiyle beraber bilgileri sundum yetkililere. Bu da şu an araştırma konusu değil mi? Tabii incelendi bunlar. Şimdi karara nasıl bağlanacak bekliyoruz. Daha vahimini söyleyeyim. Orada İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ben bir iki tanesinin plakasını tespit ettim. Filyasyon döneminde filyasyon için kullanılan araçlar sabah ve akşam belli saatlerde okul servisine gidiyor. Nasıl yani? Yani Sağlık İl Müdürlüğü'nün kiraladığı araç filyasyon döneminde okul servisi olarak kullanıldı. Bazıları. Allah Allah. Bakın aynı o araçların plakaları zaten İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Çünkü kiraladım benim artık. Sözleşme sözü bana ait. Evet. Bütün imtiyaz hakları bende. Soruşturulsun. Hepsinin arkasındayım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de okul servisi olarak kullanılan araçlar şoför ve plaka bilgileriyle yazılmak verilmek zorunda. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de kaydı var. Aynı aracın. Allah Allah. Rejiden ricamız filyasyon aracının ya da Sağlık İl Müdürü'nün filyasyon aracıyla Rize'ye kızının düğününe gittiğini bir şekilde ifade eder misin? Çünkü çok komik bir iddia, üzülünecek, ağlanacak bir iddia. İl Müdürü değil. Araç sorumlularından birisi Araç sorumlusu, araç sorumlusu. Ya da Sağlık Müdürlüğü filyasyon aracı olarak kullandığı araçla Rize'ye düğüne gidiyor. Bu mudur? Yok, resmi bir kimliğe büründürmek yanlış tabir olur. Kişi inisiyatif kullanarak, kimse de ona ses çıkartmadığı için, hesap sorulmadığı için birazdan daha vahiminden bahsedeceğim. Tamam, Reşit, daha vahim bir tercih atacağız. Şimdi, bekler misin? Çünkü o kişinin sonuçta bir il müdürlüğü kurumsal olarak da yönetici olarak da o kişiye böyle bir şey yap demez zaten. Hani o kadar da değildir. Yani ama şöyle, bu kişi bu rahatlığı rahatlığı nasıl buldu? Tabii il müdürlüğünün üst düzey yöneticilerin, başkanların vesaire destek hizmetlerinin sorumluluğu burada zaten. O aracı alıp gitme rahatlığını hissedebiliyor. Bakın iki türlü araç kiralama yöntemi var il müdürlüğünde. Bir aylık kiralanan araçlar var. Çok az sayıda da kendi malı olan araçlar da var tabii. Bir de filyasyon döneminde kilometre sınırları aşılacağı için kilometre üzerinden ücretlendirilerek kiralanan araçlar var. Şimdi sıkı durun. Bu araçların aylık puantajlarına ben bir ayını elde ettim. Baktığımda gözlerime inanamadım. Altınordu, bakın Ordu ili demiyorum, Altınordu ilçesi içerisinde kullanılmakta olan filyasyon aracının kilometre üzerinden kiralanmış filyasyon aracının günlük kullanım kilometresi 880 kilometre olur mu? Bir dakika. Şimdi 750 kilometre, 650 kilometre, 800 kilometre, için maksimum 880 kilometreyi de gördü bu gözler. Biz şimdi filyasyon bir günde sürecinde araba kiraladık Sağlık İl Müdürlüğü olarak. Doğru. Altınordu ilçesinde kiralanan bir aracın kilometre bazı üzerinden ödeme yapıldığı için bir günde 880 kilometre yol mu yapmış? Evet. Öyle ücretlendirilmiş. Bakın, görev fişleriyle bunlar desteklenmeli. Benim şikayetim sonrasında, soruşturma sonrasında veya esnasında hızlı bir şekilde bir şeyler bir fişleri falan tamamlamaya çalışmış olabilirler. Sonrasında da hepsini bilemiyorum. Şimdi buranın ama, altını çizmek istiyorum. Görev fişleri olmadan, çünkü bakın orada kullanılan bazı defterler var. Bu defterlerin birbiriyle uyumu falan incelenmiş olmalı. Ama benim şikayetime kadar bir aylık çizelge var. O aylık çizelgeye ben bugün şu plakalı araç günde bu kadar kilometre yaptı, bu araç bu kadar kilometre yaptı şeklinde bir puantaj cetveli tutmuş sadece. Ve bunun üzerinden hak edişler hesaplanmış. Ben bir sabahtan akşama kadar minibüsle
kentlerden öğrenci toplayıp topladıktan sonra öbürlerini yerine bırakan arkadaşımdan teyit aldım. Şoföründen 250 kilometre yapıyor yolda günde. Şimdi ben... Bakın 250 kilometre ile maksimum 350 kilometre kabul edilebilir. 500 bile imkansız. E şimdi bir kişi mesela ben il dışına gidiyorum. 140, 150, 160 kilometre hızla gitmiş olsam bir günde 800 kilometre gidemem. İstanbul'a yani, gidersiniz mola vermeden 150 kilometre hızla. 150 kilometre hızla. Mola vermeden evet. gitmeniz gerekecek. Bu da zaten trafik kurallarına aykırı. Yani hem 150 kilometre hızla gitmen hem 2 saatte bir mola vermen gerekecek. Hiç mola vermeden 8 saat boyunca İstanbul'a gidemeyiz zaten. Yani böyle bir şey insan yaşamına aykırı. Ama bu çok ciddi bir iddia Cihan Bey. Yani evet. Şimdi değerli izleyenler konuyu şöyle toparlamak istiyorum. Az önce manşete şunu yazmıştık. Usulsüzlük. Bu bildiğiniz yolsuzluk. Kusura bakmayın Cihan Bey. Usulsüzlüğün dışında bir şey. Özetle şöyle. Durum şu. Özetle şöyle müsaadenizle şunu kısaca toparlamak istiyorum. Şimdi filyasyon döneminde, bu pandemi döneminde Sağlık Müdürlüğü araç tahsis etti, araç kiraladı. Bu araçların bazısı günlük olarak kiralandı, bazısı da kilometresine göre ödeme yapıldı. Doğru mu anlamışım? Doğru. Kilometreye göre ödeme yapıldı. Ancak Sağlık İl Müdürlüğü'nün kiraladığı, kilometre üzerinden kiraladığı araçlar orada Altınordu'da köylere, mahallelere gitmek üzere kiraladığı araçlar günlük 880 kilometre yol kat ettiği iddia edildi. 880 kilometre bugün yani buradan İstanbul 800 kilometre. Yani maksimum değer o. 650, 700, 750, 800. Çok uçuk. 880'i de gördüm yani bir rastladım. Yani 880 kilometre. Ben sıraladım orada. Bugün Altınordu'dan İstanbul 800 kilometre. Yani her gün 880 kilometre. Buradan İstanbul'dan biraz daha 80 kilometre daha içeri girmesi tabii, lazım. 12 saatte de hiç mola vermeden gidersin. Ha, bir şoför, buradan da eğer şoför arkadaşlar yorum yapsın. Bir şoför Altınordu ilçesinde mahallelere bir günde 250 kilometreden daha fazla gidemez. Yani çünkü bizim Altınordu'da 250 kilometrenin üzerine çıkabileceğimiz alan yok. Şimdi biraz komik bir benzetme yapacağım. Yani trajikomik. Filyasyon döneminde bir seferberlik vardı biliyorsunuz. Evet. Özel bir dönemde. Aylık kiralanan araçlar da kullanılıyor. Şimdi aylık kiralanan araçların günlük puantajı 250-350 kilometre arası değişiyor. Ne hikmetse kilometre üzerinden kiralananların günlük yaptığı kilometreler yüksek. Onu da ayırmakta fayda var. Ben bu konu aslında hepimizin konusu. Çünkü dedik ya memleket meselesi. Şimdi memleket bizim, Sağlık Müdürlüğü de bizim, kurumlar da bizim, bu devlet de bizim. Yani şimdi günlük, aylık olarak kiraladığınız araçlar günlük 250 kilometre, en fazla 300 kilometre yapıyor iken, kilometre üzerinden ödeme yapılan araçların 800 kilometre, 700 kilometre, 750 kilometre yazılmış olması da gerçekten bu vatana ihanettir. Başka bir adı yoktur bunun. İşte biz bunlar olmasını istiyoruz. Şimdi kurumlar elbette bizden rahatsız oluyorlar. Ne istiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki istiyoruz. Siz bildiğiniz burada devleti zarara uğratıyorsunuz. Bu konuda yetkililerin hala soruşturmaması, soruşturmuyor olması veya bu konuda bir yaptırım olmamış olması da daha acı bir durum. Şöyle... Ben bir vatandaş olarak maksimum düzeyde belgelerle ifade ettim bunu. Ancak tabii ki soruşturma esnasında daha da fazla kanıtlar talep edilebiliyor. Bir vatandaşın daha fazlasına ulaşması da zaten yasal olmaz. Onu da söyleyeyim. Tabii. Daha yani, da tabii. Kanıtını benim verdiğim donelerden hareket ederek devletin ulaşması makuldür. Ben daha annemle yaşadığım olayı kameralar çektiği halde insanların huzurunda olduğu halde yaşadığım halde onu ispatlayamamışım. Yani eğer ispat noktasında ispatlamam isteniyorsa o zaman benim de idari soruşturma yürüten, adli soruşturma yürütenler gibi X, Y, Z kurumlarından bilgi alabilme imkanı verilmesi lazım bana.
Yani o imkanı verin. Ben de size yolsuzluğu... Bir üst düzey yönetici dedi ki işte Sağlık İl Müdürü'nün işte orduya gittiğine dair bir fotoğraf, bir video, bir şey var mı elinde dedi. Müfettiş değil, farklı bir idari amir. Dedim ki ya bunu nasıl sorabiliyorsunuz dedim. Ben bunu yaptığım takdirde kişinin kişisel hayatına müdahaleden suç işlemiş olurum dedim. Hani evet. İl müdürünü takip edip fotoğraflamam mümkün mü? Değil, şöyle bir soru geliyor. Filyasyon sürecinde kiralanan aracın, yani COVID hastası taşıyan aracın okul servisi olarak kullanmak ne kadar doğru diyor. Vahim. COVID mikrobunun bulaşıcılığı dünya sorunu iken taşınan öğrencilerden ailelere bulaşacak COVID mikrobunu çok güzel orada yaygınlaşmasının sebeplerinden biri olabilir mi? Çok güzel demiş. Bir soru. Ben sosyal medyamda bununla ilgili bir yorum yapmıştım. Değerli seyircimize soruyu soran arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bir açıklama yapmıştım. Biliyorsunuz ordu ile aylarca Türkiye çapında en çok aşı yapılan il oldu. Birinci sıradaydı. Enteresan olan vaka sayısında da en üstteydi. Evet. Bakın Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bu konuda çok övünmüştü. Propagandasını yapmıştır. Aşılamada en yüksek olmasından. Hatta ben kulis duyumlarıma göre son sözleşmesinin de buradan dolayı bir ödüllendirme niteliğinde yenilendiğini duydum. Ancak ben aksini düşünüyorum. Çünkü ordunun aşılamada birinci sırada olması vatandaşların hassasiyetiyle alakalıdır. Çünkü devlet her yerde davet ediyor, insanlara çağrıda bulunuyor. Buna icabet eden vatandaş sayısı orduda fazla. Bu Ordu'yu Sağlık Müdürlüğü'nün başarısı değildir ki. Evet. Ben vaka sayılarını yönetilmesinde başarı ararım. Şimdi ben bu konuları, bunlar şimdi benim için gündemimden geride kalmış konular olduğu için detaylarına girdim. Birazdan detayına girmeden hazırlığını yaptığım iki ayrı dosya daha var şu anda. Orayla da bağlayacağım. Süreci yönetemediği için zaten evet, başarısız olmuştur. İşte onlardan bir tanesi de il valiliğin başkanlığını yapmış olduğu il pandemi kurulunda alınan kararla hastanelere ek yoğun bakım yapılma kararı çıkmış valilikten. Orada Sağlık Müdürlüğü'nde orada devlet hastanesinde yapılacak olan ek yoğun bakımı alan firmayı da ben şimdi ele aldım. Aylar sürüyor, işi başaramıyor. Niçin? İşte bu kişinin hangi üst düzey yöneticiye yakın bir firma olduğunu da tespit ettim. Her gittiği yere onu götürüyor yanında. Beceremiyor, başaramıyor. Ondan sonra orası yoğun bakım olmasından vazgeçiyor. Çünkü standartları var ya yoğun bakımın. İşte yerine PVC tek parça yapmamış. Tabanını tek parça olması lazım enfeksiyondan dolayı. Parçalı asma taban yapmış vesaire vesaire. Bakmış ki yapamadı. Bir zaman da geçti, aradan aylar geçti. Bu sefer orası farklı amaca dönüştürülmüş o yapı. O zaman il pandemi kurulunun talimatıyla yoğun bakımı yapmamış oldun sen. Ama adam oraya kadar da bir emek verdi. Bu sefer farklı bir başlıkta. Ben şunu soruyorum. Ordu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım diye yola çıkılıp işte Kasım ayında, 2020 evet, Kasım ayında yola çıkılıp aylar süren çalışmadan sonra yoğun bakımı yapmayı başaramayınca neye dönüştürüldü orası? Peki o gün başlayan şeyin satın alması hangi başlık altında, 2021'in hangi ayında yapıldı? Yani önce iş yapılıyor, sonra ihalesi yapılıyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben bununla ilgili de dosyamı hazırlıyorum şu anda. Dolayısıyla pandemi süreci başarılı yürütülememiştir Ordu ilinde. Vatandaşların hassasiyetine rağmen. Evet. Tabii o çok vahim bir konu. Yani çocukların, bu onlarca servis değil tabii ki. Onu söyleyeyim. Bir de pandemi boyunca oldu demiyorum.
Bir gün bile aynen olmuş öyle. Olsa, bir tane servis olmuş olsa bu vahim bir durum. Evet. Yani, benim ispatladığım bir tane aracın 10 günlük bir çalışması vardı. Benim ispat, ama yani her şeyi ben ispatlayamam. Ben bir yerden yakalarım, plakasıyla beraber veririm. Plakasıyla beraber. Tabii. Ben yani bunları duyur üzerine yapmıyorum. 10 günü bir sefer bile gitmiyorsa. Bir sefer bile yapamaz. Çok vahim bir durumdur yani. Hem il müdürlüğünün malı olduğu için artık o araba sözleşme boyunca, hem de filyasyon gibi bir şeyde. Yani iki yere birden kiralanamaz bir araç. İki amaçlı kullanılamaz. Yani, evet. Ki bakın, ben işini iyi yapan insanlarla hiçbir derdim olamaz. Tabii. Teşekkür ettiğim insanlar da oluyor. Bana gelen ihbarlar da oluyor. Vatandaşlardan, çevreden, sektörden. İnanın dedikodu niteliğinde olanları terslediğim bile oldu. Çünkü benim amacımı nereye, beyninde doğru yere koyamamış o kişi. Samimi söylüyorum, fırça bile attığım oldu. Çünkü herkesin sevmeyeni vardır. Benim de sevmeyenim vardır. İtibar suikasti yapmak için beni alet etmeye çalışanlara hiç itibar etmedim. Evet. Hiç fırsat vermedim. Etik değildir, doğru. Aynen. Bizim kimsenin ayıbıyla ve günahıyla işimiz yok. Evet. İşiyle alakamız var. İşiyle alakalı olumsuz bir durum olursa da ben de paylaşmaya, araç ihalesinden bahsettik. Hazırım. Ben bu ihalenin de tekrar ele alınmasını sağlayacağım inşallah. Çünkü bu araç firması 2021 yılında yakın bir zamanda bu arada kararı 2022'de çıktı. Yeni bir karar bu. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araç ihalesinde de ki uygunsuzluk, usulsüzlükten dolayı ihaleden men edildi. Bu firma. İhaleden men edilmiş firma tekrar Sağlık Müdürlüğü'ne ihale mi giriyor? Hayır. Doğru anlayalım. Orada Sağlık Müdürlüğü'ne hizmet veren firma, benim eleştirdiğim hizmetin odağındaki firma. Ben, daha önce tabii, Sağlık Müdürlüğü'nden red diyor. Daha sonra. Daha sonra. Yani şöyle, doğru kişileri, doğru eleştiriler yaptığımı gösteriyor bu. Tamam, şimdi anladım. Onu söylüyorum. Bu yeni bir şey. Sizin eleştirdiğiniz firma ihaleye giriyor. Aslında ben firmayı eleştirmiyorum. Ben il müdürlüğündeki süreci eleştiriyorum. Evet. Ama bu da sonuçta bir hizmet sunar. Red yemiş. Yani sağlık, sosyal. Tabii yani sonuçta bir de yetki belgeleri, alakasız yetki belgeleri istendiği için ihalede de ben artık bu konulara fırsatını değerlendiren bir yere koyarım. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne de teşekkür etmek lazım. Çünkü doğru yolda olduğunu gördük. Kesinlikle. Demek ki usulsüz bir kuruma ihale vermiyor, veret de diyor. Kesinlikle. Demek ki tabii işini orada, iyi yapmış, iyi araştırmış. Orada artık il müdürlüğü mü araştırdı, yoksa ihaleye giren bir başkası itirazda mı bulundu vesaire bilmiyorum. Ama sonuçta örtbas edilmemiş. Sağlık Müdürlüğü gibi örtbas edilmemiş, geçiştirilmemiş. Sahip çıkılmamış. Hadi diyelim ki bu... Bu arada bu daha yeni bir gelişme. Şu an İçişleri Bakanlığı sisteme düşecek. Daha düşmedi bile, değil mi? Tabii. Bu çok sıcak bir bilgi. Peki bu kiralama şirketinden istenen o K1 belgesi, o yük taşımacılığı. Gerçekten bunu merak ettim. Böyle bir şey yok. Yani yük taşımacılığı neden istedim? Burada yorum yapacağım. Bu sadece merak ettiğim için soruyorum. 3 tane yetki belgesi istendiğinde bu 3 yetki belgesinde sahip olduğu bir firma demek ki bu. Adres gösterme. Tamam. Doğru. Peki diyeceksiniz ki Ordu ilinde bu belgelere 3'üne de sahip bir tek bu firma mı var? Hani avantaj olsun. Yani. Ben de diyeceğim ki orada davet usulü yapılıyor ihale. Demek ki bu firma var. Davet usulü. Yani diğer sahip olan firmalar çağrılmamıştır. Yani. Veya mesela niçin, bu arada onu söyleyeyim, oradaki Sağlık Müdürlüğü'ne hitaben söylüyorum. Bu ihalenin evraklarını, firmanın yasak gördüğü firmanın evraklarını, ihale evraklarını aynı değişik firmalar aynı IP'li bilgisayardan download etmişler. Aynı IP'li bilgisayarla da şey yapmışlar. ECAP'a veri girişi yapmışlar. Bu tespit edildi. Şimdi acaba oradaki Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan araç ihalesinin bilgileri ihaleye giren firmaların hangi IP'den download ettiler ihale bilgilerini? Hangi IP'li bilgisayardan
davet edilen firmaların hangileri, kaç tanesi aynı bilgisayardan, hangi bilgisayarın IP'lerinden verileri ECAP'a giriş yaptı? Bunları tespit ettireceğim. Şimdi bunun tespitini yaptıracağım. Güzel. Dolayısıyla aynı IP'yi kullandıysalar da orada İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihalesinde, o zaman gereken yapılır, hiç kimse kusura bakmasın. Bu avantaj sağlamaktır. Yani. Diğer bir gündemim de, şimdi önümdeki süreçte şu an dosya hazırlıyorum. Altınoluk İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün inşaatı, şu an yerleşkesi, kullandıkları binanın inşaatının usulüne uygun, şartnameye uygun muayene kabul edişi, teslim alınışının yapılmadığıyla alakalı. Onunla ilgili bir dosya hazırlıyorum şu anda. Bu dosyalarımı hazırlamayı sanırım bir hafta 10 gün içerisinde bitiriyorum. Bütün bu başlıkları yine ilgili mercilere suç duyurusu olarak yapacağım inşallah. Evet, bunu da buradan haber olarak bakın, paylaşmış olalım. Siz de anlayışla karşılayın. Hazırlamasını devam ettiğim dosyanın içeriği hakkında çok detaya girmek istemiyorum. Saygımız var. Çünkü hem dosyayı tamamlamam lazım, hem de yani çok da bu hataları yapan insanlara, eğer araştırmalarımda haklıysam, ben kendimi önce ikna etmem lazım. Bunu yaptılarsa soruşturmaya kadar da önlem almalarını, benim neyi bildiğimi bilmelerini istemiyorum. Hak veririm. Evet. Saygı duyuyorum. Ordu Devlet Hastanesi'ndeki yapılamayan, başarılamayan yoğun bakım konusuyla Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün binası ile ilgili dosyayı tamamlamak üzereyim. Peki şöyle bir söz alalım mı? Bu dosyayı tamamladığınız zaman bunu kamuyu bilgilendirmek adına haber yapmamız için bizimle paylaşır mısınız? Yani tamamlamak üzere olduğunuz dosyayı. Tabii şöyle, hangi süreçte hangi bilgileri paylaşabileceğim konusunda önce avukatlarımla istişare etmem zaten lazım. Hukuki çerçevede paylaşabileceğin evraklar. Bizde zaten şöyle bir şey, yasal olmayan bir konuda sizden böyle bir talebimiz olmaz. Yani bize yasalar doğrultusunda bu haberi yapmak avukatlarımla istişare ediyorum. Ne yapacağıma ben karar veriyorum. Hı hı. Avukatlarımdan sadece teyit alıyorum. Zaten sosyal medyamda ben paylaşımlar yapıyorum. Sosyal medyamda paylaştığım bilgiyi sizden saklamam. Evet. Bu arada Fas'ta Devlet Hastanesi ile ilgili hem bir şey paylaşmak istiyorum, hem de buradan aracınızla İl Sağlık Müdürlüğü'ne seslenmek istiyorum. Buyurun. 10 gün kadar önce, 2 hafta olacak neredeyse, 10 gün kadar önce Ordu Valiliğine bir suç duyurusunda bulundum. 5 maddelik. Bir tanesi aslında suç duyurusundan ziyade bir farkındalık maddesiydi. Hasta çalışan memnuniyet anketindeki mobbing görüyor musunuz sorusuna verilen cevap sayılarının yüksekliği, ama o benim için bir delildi. Delil nitelinde, çünkü resmi bir belge o. Tabii oradan bir suç çıkarılamaz. Şikayetçiler olmadığı için. Ama benim birebir görüşmelerimde ciddi düzeyde bir mobbing var. Pazar Devlet Hastanesi için mi söylüyoruz? Evet. Bu benim yakinen şahit olduğum hastane. Peki o Ordu'da da vardır, bilemiyorum onu. O dilek kutularındaki bölümde mi? Yani yok, çalışan memnuniyet anketi çalışan memnuniyet anketi yapılır anonim olarak, isimsiz. Orada çıkan sonuçlarda bunun kanıtı var. Ben onu bir çıkan resmi bilgi olduğu bilginiz için. Var mı? Tabii. Oran nedir? 60 kişi kararsızım demiş mobbing yediği konusundaki. Kararsızım. Siz yani bir konuda mobbing yeseniz kararsızım der misiniz? Olmasın. Ya yemezseniz der misiniz? Yemedim. Bu anketin yemedim. Standartında olduğu için öyle bir şık. Kararsızlığımı işaretlemiş. Yani bunu ben şöyle yorumluyorum. Ben mobbing yiyorum. Ama bunu paylaşmaktan problem etmiyorum. İşte falan. Peki mobbing yediğini kabul eden kaç kişi var? İki ayrı soru var bununla alakalı. 32 ile 38 arasında sanırım. Evet, öyleydi. Hani oran olarak ne, kaç yapıyor? Mesela kaç kişi üzerine yapıldı bu anketle? 32 kişi şöyle mobbing yediğini. Sorunuzu şöyle cevaplayayım. Anket yapılan kişiler arasında
o sorunun karşılanma düzeyi %75-76 civarında. Yani o sorudan %100 100 puan üzerinden 76 puan alabilmiş hastane personelden. Zaten bir hastanede mobbing %30 düzeylerinde olmaz. %70 düzeyinde olmaz. O zaman orada bir kıyım var demektir. Evet. Mobbing kendisini kendi kararlarına, kararları da demeyeyim, karar verme merciğine sahiplerdir. Kuralları doğru uygulamadığı zaman kendilerine ayak uydurmayan personele yapılan bir eylemdir. Bu da zaten %10 düzeylerinde falan olur. Kabul edilebilir de bir kişiye bile kabul edilemez. Ama eğer bu yöneticiler burada mobbing yapıyor dersek bu anketlere bu şekilde yansır zaten. %50 de aranmaz mobbing. Burada %50 deyince bu sorunun muhatabı değilsin. Sadece bilgi amaçlı soruyorum, fikir amaçlı soruyorum. Şimdi Or Devlet Hastanesi'nde bu oran %50'nin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani bu mobbing konusunun %50, %60, %70'lerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kıyım var orada. Bu durumda ne yapılabilir, ne yapılması lazım? Söyleyeyim. Bir kere personel cesur olacak. Evet. Personel cesur olacak. Tamam. Benim iddialarıma aleni destek verememelerini anlıyorum. Hiç de gücenmiyorum. Çok da anlayışla karşılıyorum. Çünkü bakarsın yukarıdaki de bir şey olmaz, onlar olur. Evet. Zaten bu korku var. Korku var. Saygıyla karşılıyorum. Ama ben de devlet memurluğu yaptım. Ben şu an devlet memuru değilim diye rahat davranmıyorum. Ben Cihan Eraslı olarak devlet memurluğundan bile mobbinge yakın bir şeyden dolayı istifa dilekçemi 657 devlet memuruna istifa dilekçemi götürdüm. Mobbing olmamasına rağmen mobbinge yakın bir tavırla karşılaştım. Zoraki istemediğim bir görev yerine veriliyordum. Ben de gitmem dedim. Ben yazarımda öyle bir gidersin ki dendi bana. Ben de yine gitmem dedim. Yazdı yazımı yönetici. Ben de öbür gün ona sürpriz olarak 650 devlet memurundan istifa dilekçemi sundum ve peşinden gitmem dedim. Yani bu bir mizaç meselesi tabii ki. Ancak mobbinginizi kurum içerisindeki kanalları kullanarak, hukuki kanalları kullanarak lütfen ama lütfen mücadelenizi verin arkadaşlar. Sizin kaygılarınızın sebebini şöyle izah edeyim. Bireysel düşündüğünüz için bir hastanede 50 kişi eğer mobbing görüyorsa bunun 10-15 tanesi bir şikayette bulunsun bakın yapabiliyorlar mı? Bunu yapmadığınız zaman benim gibi mücadele eden insanlar da karşıda bakın sesini çıkaran yok diye sizi tanık gösteriyorlar. Evet. Komiktir. Bana sadece iki defa savcılar suçlu üstüne bulunuldu. Alper'de diğer yaptığım sosyal medya paylaşımlarından dolayı hakaret davası açmış. Kaybetti. Çünkü hakaret yok. Geçen de bir hakaret davası daha açıldı bana. Henüz davaya dönüşmedi. Savcılığa verildim. Şikayetçi bölümüne bakın, cürete bakın. Fas'ta Devlet Hastanesi çalışanları yazmışlar. İnsanların gıyabında onları şikayetçi durumuna getiremezsiniz siz. Kim oluyorsunuz? Peki böyle bir şikayet var mı Fas'ta Devlet Hastanesi'nde? Hayır efendim, yok. Peki burada bir suça var aslında. Giderler kendi avanelerini, kendi yardımcılarını organize ederek oradan bir şikayetçi listesi çıkartabilir. O zaman onların ismini yazarsın oraya. Ben de görürüm. Tabii. Kim şikayetçi? Ben de görürüm. Ha, gider orada. İşte şikayet konularından bir tanesi oydu. Herhangi bir görev yerine bağlı olmayan, görev yeri olmayan, sadece haftada bir defa iki defa nöbet sırası gelen supervisorlara niçin bunların bir görev yeri yok dediğim kişiler gider orada şahitlik yapar. Evet. Niye ucu onlara da dokundu? Ve orada ben valiliğe dedim ki talebimde, dilekçemde bakın dedim, burada üst düzey yöneticilerden bahsediyoruz dedim. Ben muhakkikin sağlık kurumu dışına atanmasını istiyorum. Keza şikayet konusu sağlık konusu değil. İdari konular bunlar. Evet. Maalesef yine İl Sağlık Müdürlüğü'ne verildi dosya. İl Sağlık Müdürlüğü de şimdi bir muhakkik atacak. Bekliyoruz. Atacak inşallah.
Ve oradaki sıkıntı şu. Fas'ta Devlet Hastanesi'nin müdürü aynı zamanda hakim sendikanın il başkan yardımcısı. Yani personelin her türlü işinin düştüğü kişi hakim sendikanın başkan yardımcısı. Tezat bir durum değil mi üstadım? Çok tezat. Yani, etik dışı. Maalesef hukuk dışı değil ama etik dışı. Bunu sen... Mustafa Kasapoğlu, Doktor Mustafa Kasapoğlu'nun bunu değerlendirme alması lazımdı. Ama almıyor. Niye? Düşünebiliyor musunuz? Mustafa Gültiken'den birisi mobbing yese nereye şikayet eder? Siz söyleyin. Çok bunu... Bakın daha çok şaşıracaksınız. Sendikaya gitmesi lazım. Sendikaya gider. Adam zaten il müdür, il başkan yardımcısı. Başka nereye gidebilir? Yine zarar gördü, kuruma dönecek. İl müdürlüğüne gidebilir. Kuruma dönecek. Değil il müdürlüğüne gidemiyor. İl müdürlüğüne niçin gidemediğini söyleyeyim mi? Personel hizmetleri başkan yardımcısı da aynı sendikanın il başkan yardımcısı. Vay be. Kimi kimi bunun, şikayet edeceksin? Bunun çok büyük bir atasözü vardı da dilim varmıyor söylemeye. Bilmem neyimi yapan bilmem ne kimi kimi şikayet edeceğim. Edecek. Kimi kimi şikayet edeceksin? Kadıyı kime şikayet edeceğim gibi bir atasözü vardı bunun da. Acınacak bir durum ya. Gerçekten çok sadece personel şikayetleri değil. Benim Fas'ta Devlet Hastanesi ile ilgili yapmış olduğum bütün şikayetleri il müdürümüzü, il müdürünü, Mustafa Kasapoğlu'nu bu benim tahminim. Bakın ben tahminim olana tahminim derim. Yaklaşım açısından beynini bulandıran, kafasını karıştıran ve onu manipüle eden kişi bu sendikanın başkan yardımcısı olan personel hizmetleri başkan yardımcısı. Allah Allah. Çünkü Sayın Kasapoğlu bir konuda şikayeti istişare ederken bu adam da istişare ediyor. Bırakın personel şikayetini. Hakkındaki her türlü şikayetler için korumaz mı Mustafa Gültiken'i? Yani. Korur. Peki Alper Deliyer. Benim bakın Samsun'da ikamet ediyor Alper Deliyer. Benim şikayetlerimden beri şurada 3 aydır mesaiye düzgün gelmeye başladı. Ünye'de kalıyor 3 aydır hafta içleri. Ben memleketime kötülük yapmadım. Ben iyilik yaptım. Gerçekten iyilik yaptım. 3 aydır Fas'ta başhekimi mesaiye düzgün geliyor. Ha yönetim becerileri hala yok. Onu düzeltemem. Benden eğitim almaz o. Eğitim alsa Alper'i de düzeltirim. Hani şahsi olarak eğitim alsa diyorum. Ücretsiz de veririm Alper. Hani pazarlama memleket yapmıyorum. Memleket meselesi konu. Efendim? Çünkü memleket meselesi. Tabii tabii. Ki istişarelerimiz de ikili ilişkilerimiz olduğunda oluyordu. Ama yeterince eğitim fırsatımız olmadı. Ardından mesaiye zamanda gelmeye başladı şimdi. Niye? Ünye'de kalıyor hafta işleri. Hafta sonları evine gidiyor. Memlekete gelsin de iyilik yapmış. Tabii. Oldunuz. Başhekim zamanında işe geliyor. Ondan sonra araçlar ordu çapında araçlar artık mesai dışında kullanım dışında garaja çekilir oldu. Ne güzel. Yakından takip ediyorum. Sağlık müdürü ne yaptı? Samsun'a gidiş geliş konularını kendi aracıyla gidip geliyor artık. Düzene koydu yani. Tabii düzene koydu onu. Hı hı. Bunlar bir kötülük aslında değil. Aslında ne iyilik yapmışsınız orada? Onu diyecektim şimdi. Gerçekten iyilik yapmışsınız orada. Fas'ta Devlet Hastanesi'nde eş dosttan duyuyorum. Bir sorunla karşılaştıkları zaman ufak bir itiraz edecekleri anda hemen ilgileniyorlarmış şu anda. Ne kadar iyi. Fas'ta Devlet Hastanesi'nde bir arkadaşımla konuşuyorum. Yine Alper'in yapmış olduğu bir yönetim zafiyetiyle alakalı. Ya Cihan yapma dedi. Yani adam zaten Cihan'a Cihan bir şey duyacak diye titiz davranmaya başladı diyor. Ne kadar güzel bir şey bu ona. İyi ki yapmışsınız. Yani iyi ki. Yani bu fark da görülmeye başlandı. Allah razı olsun. Yeterli değil. Evet. Yeterli değil. Çok sayıda başlık var zaten. Bu aynı zamanda işte Fas'ta Devlet Hastanesi'nde üst düzey bir yöneticinin bir akrabasının ürünü olan bir ürünü işte network marketing dediğimiz zincir satış yöntemiyle satışını yapıyor olması. Şimdi kim yapıyor? Şimdi buradan isim zikretmeyeyim. Yok, isim yani üst düzey yönetici. Sağlık müdürlüğünde. Hayır Fas'ta Devlet Hastanesi'nde. Üst düzey yönetici. Bakın ben şunu anlamıyorum. Şimdiden rahatlığa girmişler. Bu konuşmaları geliyor bana. Ya buradan bir şey çıkmayacak. Belki soruşturma bile işlemeyecek. Olursa da formaliteden. Ya bunu söyleme cüretini gösteriyorlar. Sayın Kasapoğlu. Bu size hakarettir.
Fas'ta devlet hastanesi yöneticilerinin şu anda bu soruşturmadan bir şey çıkmayacağını söyleyebilme cüretleri size hakarettir. Sizi töhmet altında bırakmaktadır. Ben bunun için bu kadar çırpınıyorum. Ya onlara inanacağım? Öyle. Onlara inanacaksam vahim durum. Onlara inanmayacaksam gereğini yapmanız lazım. Hala 10 gün oldu. Yani benim kamera kayıtlarımın silinmesi gibi çok sonra mı gitmedi? Bakın Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum burada, teftiş kuruluna. Kargoyla yolladım, kargo da değil, iadeli taahhütü gönderdim zarfı. Postaneye zarfı vermemden sonra 10. gün telefon açıldı bana ve 12. gün müfettiş geldi. İlgilendiler. Bu kadar hızlı. İlgilendiler. Tabii. Benim o zarfımın zaten ellerine ulaşması ve imzadan geçmesi vesaire 4 gün sürer. En az. Evet. Anlatabiliyor muyum? Orası bile aktif olarak bir haftada işlemi aldı diyorum. Şurada orada İl Sağlık Müdürlüğü ikinci haftaya gideceğiz bu haftada gelmedikleri takdirde. Hala soruşturma yok. Bunlar da bu rahatlığa girmişler. Ben Mustafa Kasaboğlu'nun yerinde olsam soruşturma açtığım yere iftara gelmem. 10 gün sonra gelirim ya. Ramazan'ın son günü gelirim iftara. Personel orada buluşmaya. Sen soruşturma açıyorsun bir kuruma. Açıyorsun. Ama kurumun iftar davetine katılıyorsun. Şeyler iddialar şık değil. Sen daha muhakkikten önce iftara koşuyorsun oraya. Ben yani nasıl güveneyim senin atadığın muhakkike? Nasıl güveneyim? Evet. Ben sana iftar yapma gitme demiyorum. Evet. Sona koy. Soruşturma olana kadar gitme. Bakın bunlar boy gösterisidir, gövde gösterisidir. Evet, mesaj vardır bunlarda. Biz biriz yani. Demektir. Senin şikayetlerine karşı biriz yapıyor. Ben hassas davranırım il müdürü olsam. Valla çok aslında oturup üzerine düşünülmesi gereken konu. Bizim de Cihan Bey son olarak dalmışız konulara. Evet. 1,5 saat yapmışız. Pekala. Vakti. Son madde bir de söyleyeyim toparlamadan önce. Ama bu konulara konuşmak istiyorum. Hani çünkü kayıt konulara... altına alınsın dediniz ya, evet. Son madde de yine Fas'ta Devlet Hastanesi'nde yıllardır yoğun bakım sorumlusu olan bir personel ne kadar zamandır yaptığını tespit edilmeden kendisine fazla mesai ücreti puantajı cetvele yazarak haksız kazanç elde etmesi üzerine, bunun fark edilmesi üzerine 2021 yılının sonunda sadece bir aylık aldığı 80 saatlik ücret rücu ettiriliyor kendisine, geri iade ettiriliyor ve bir tutanak tutuluyor, görev yeri değiştiriliyor ve konu kapatılıyor. Ne kadar zaman boyunca bu ücreti almıştı? Bilmiyoruz. Bunu böyle yaptığı fark edilince Fas'ta Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından şey yapılıyor. Sadece 80 saat rica ediliyor. Şimdi mevzuat şöyle söylüyor. Eğer kurumun hatasından dolayı fazla ödeme yapıldıysa kurumun hatasından dolayı orada bir zaman aşımı olabiliyor. Belli bir süreden kesiliyor. Ama kişinin yanlış veya yalan beyanıyla bu ödendiyse zaman aşımı yoktur. Gittiği yere kadar gidersin. Peki bununla ilgili bir soruşturma başlatılmış mı? İl müdürlüğünden bir soruşturma, il müdürlüğüne bildirilip bununla ilgili bir soruşturma açılmış mı? Açılmamış. İl disiplin kuruluna verilmiş mi? Verilmemiş. Verilmedi. Bununla ilgili hastane içerisinde. Ve bu kişi aynı zamanda Fas'ta Devlet Hastanesi'nde bir üst düzey yöneticinin de köylüsü. Şimdi ben ilişkiyi böyle mi kurmam lazım? Yani. Ama tabii. Bu süreç böyle bir ilişki kurduruyor bize. Aynen öyle. Evet. Çünkü bütün gelişmeler, hareket edilmemesi hepsi bana bu yorumu yapma hakkını veriyor. Son olarak ben il müdürü Mustafa Kasapoğlu'ndan benim tek davam olan, tek derdim olan bu uygunsuzluklara, özellikle beni en çok ilgilendiren yaşadığım kent olduğu için orada bir tarafım ben. Fas'ta Devlet Hastanesi'ndeki uygunsuzlukların hesabını sormanız. Evet. Bizim de Sağlık Müdürlüğü'ne ve yetkililerden defaatle ricamız Fas'ta Devlet Hastanesi'nin yanında Ordu'nun bütün ilçeleri bizim. Ordu Devlet Hastanesi en başta olmak üzere. Niye başta? Çünkü dediniz ya, yaşadığımız şehre sorumluluklarımız var. Yaşadığımız şehre borçlarımız var. Ordu Devlet Hastanesi başta olmak üzere lütfen usulsüzlükleri, lütfen bir tık ileri gidiyorum.
yolsuzlukları göz ardı etmeyin. Bunun vebalinin altında kalmayalım diye düşünüyoruz. Evet Derzener, iftardan sonra dedi ki çay içelim. Böyle memleketi konuşalım istedik. Konuştuk da bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Nerede bir konuşulmayan varsa, nerede konuşulması gereken konu varsa biz elimizden geldiğince orada olacağız. Cihan Bey, iyi ki geldiniz. Çünkü teşekkür bu konular ederim. Konuşulamayan konulardı. Konuşulmaktan korkulan konulardı. İyi ki konuştuk, iyi ki susmadık. Çok şükür, kayıt altına aldık. Çok şükür doğruyu savunuyorum. Evet. Sesimin yüksek çıkmasının sebebi haklı olduğumu kalben inanıyorum, zerre tereddüt etmeden. İşte önemli olan budur. Herhangi bir kaygım, menfaat beklentim, hiçbir şeyim olmadığı için bunları konuşmanın bana dönüşü nasıl olur diye de hesap kitap yapmayan bir insanım. Evet. Doğruya koşarken geri vitesim yok. Olmamalı da. Onu söylüyorum. Doğruya koşarken geri vitesim yok. İnşallah güzel şeyler olacak. İnanıyoruz. Yani ben sadece şey yapmıyorum. Kendimi pozitifte tutmaya çalışmıyorum. Yok, gerçekten inanıyorum. İnanıyorum. Çünkü memleket sahipsiz değil. Ben de bunu diyeceğim. Çünkü devletimiz güçlü. Bugünkü... Yeni dosyamla zaten daha ciddi bir şey gelecek. Hazırlıklarını tamamlamak üzereyim. Haftaya bittiği zamanda vakıf olmak isteriz. Orada önce, daha büyük ses gelecek. Az önce Suriyelilerle ilgili bir ifademiz geçmişti. Bir izleyicimizden de mesaj gelmiş. Devletimize, bize Türk millet olarak sahipleniyoruz. Devletimize biz Türk millet olarak sahipleniyoruz. Bugün savaş çıksa ben ülkemi terk etmem. Suriyeliler neden terk ediyor? Biz merhametli insanlarız. Önce bizim sağlığımız önemli olmalıdır. Saygılar sunarım. Balıkesir'den selamlar, saygılar sunuyorum demiş Kamil Günay. Üstadım, biz de şöyle söyleyeyim. İnsanız. Bakın, insanız. Derdimiz herkese eşit muamele edilmesi. Şimdi diyoruz ki tamam, Suriyeli arkadaşlarınıza muayene önceliği veriyorsanız bizim vatandaşlarımıza da vermelisiniz. Derdimiz bu. Kaldı ki herkes, az önce Cihan Bey'in de ifade ettiği gibi, herkes kendi memleketinden sorumludur. Biz kendi memleketimizden sorumluyuz. Suriye'de savaş bitmiş. Madem barış sağlanmış, onların da dönmesi taraftarız. Yani biz böyle düşünüyoruz. Doğrusunda bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugün yine çıkan haberlerde şöyle, bu Bağcılar'daki ahkam kesen Suriyelinin, o küfürler yağdıran Suriyelinin memleketine gönderileceği haberini aldık. Güzel mi oldu? Güzel oldu. Aslında birçoğu gönderilmeli. Bu çünkü artık misafir edebile kalmalı. Yani misafirin de bir zamanı var, vakti var diyoruz. Evet, konumuz dışı bir konuydu. Değindik, değinmeden edemedik. Değerli izleyenler, bu akşamlık bizden bu kadar. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Kurumları konuşacağız. Büyükşehir'i konuşacağız. Sağlık müdürlüklerini konuşacağız. Usulsüz hangi kurumdan bir ihbar almışsak elbette kulağımızı tıkamayacağız. Kulağımızı sonuna kadar açacağız. Bugün konumuz Ordu Sağlık Müdürlüğü, Fazla Devlet Hastanesi ve hastaneler idi. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla yine buralarda olmayı ümit ediyoruz diyoruz. Herkesi Allah'a emanet ediyoruz. Cihan Bey, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vedalaşıyoruz izleyicilerimizle. Buyurun. Memleketimi çok seviyorum. Herkese selamlar. Evet. Memleketi seviyoruz. Mesele memleket diyoruz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Alo.